Sanki hiç kına gecesi görmedik. Kına gecesi dediğin kına olur, damat olur, halay olur, kaynanalar olur. Dansçı herifleri çağırmak nereden çıktı Süreyya? Gülme, Allah aşkına gülme. Tabii, ya ben Nurgül ablayı falan gördüm pistte. Bu ne saçma bir görüntüydü Allah aşkına. Akif olmasaydı ben atlayacaktım yemin ederim üzerine. Faruk'cum bak gerçekten annenin geleceğini hiç düşünemedik. Yani nereden bilelim kınaya gelmek isteyeceğini canım? Kadın kendini sana affettirmek için kendini açtı kadın. Gelmiş orada zibidilerle dans ediyor. Gülme, hiç gülme. Bak ben gülmüyorum. Süreyya ben gülmüyorum, hiç komik tamam, değil, gülme. Tamam, özür dilerim, ne yapayım? Doğu Batı senteziymiş. Biz gelince o Doğu Batı sentezi ya oldu. Ya Faruk! Ne abartıyorsun ya? Allah Allah, küçücük küçücük çocuklar. Ne alakası var? Teyzem 40 yılın başına aşık olmuş. Tatlı bir gece geçirelim dedik. Çılgınlık yapalım dedik, yaptıralım dedik. Hah. Anı kalsın istedik, ne var ya? Oldu mu? Oldu mu işte, anınız oldu mu? Çok güzel değil mi? Tesadüfen gittiniz oraya, tesadüfen gördünüz onları. Hiçbir şey planlamadınız. Ben sanki burada duymadım ben telefonda. Ya ne ben biliyorum da senin karın ağrın neyse. Neymiş benim karın ağrım ya? Bir annenle konuşmak istemiyorsun da ondan şimdi bunu bahane ediyorsun. Hiç bana. Benim sana artık borcum falan kalmadı, tamam mı? Bunu hiç bahane etme. Benim bu geceden sonra borcum harcım yok. Ve ben böyle bir geceden sonra da gidip annemle konuşamam. Hiç bakma öyle, ben sonra konuşacağım. Şu an konuşamam annemle. Bu gece konuşamam, tamam mı? Ama söz vermişti. Kepaze. Uy. 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 Kepaze şey. Kepaze. Anne. Ay. Aman. Ay. Kapıyı çaldım ama duymadın ha. Kendime gelemedim oğlum, duymadım hiçbir şeyi. Ben böyle kepazelik görmedim. Ben böyle kepazelik görmedim yani. Aa, 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 aa. Bak ben söyleyince suçlu oluyorum. O Senem de adı neydi öbürünün? Dilara. Yani Dilara da ikisi ayrı ayrı çatlak onların. Aa, nerede görmüş ayol? Kınıya adam çağırmak ne demek canım? Aa, inşallah biri duymaz yani. Unutulmaz bir gece olsun istemişler. Çok komikmiş falan. Oldu, oldu. Orası kesin. Unutulmaz oldu kesin. Ayol Süreyya adam düşünemedi yani rezil olacağımızı. Anne ben şimdi hiç seni sakinleştirmeye çalışmayacağım. Ben daha sakinleyemedim zaten. Ben başka bir şey konuşmaya geldim seninle. Ne? Fikret mi? Garip Bey. Bak bu haldeyken bu saatte bunu tartışamayacağım Faruk. Lütfen. Annem sakin ol, tartışmayacağım zaten ya ben. Ben geçmiş olsun demek için geldim. Yani bugün biraz korkuttu bizi. Oğlum anneniz... Anneniz biriyleyken siz ne düşünüyorsunuz? Ben tahayyül edemiyorum ki. Bak, biz iki tane yorgun ruhuz. Birbirimize liman olmak için iki tane hayat zedeyiz biz. Ben baban öldüğünden beri hiç durup kendimi dinlemedim oğlum. Hiç ihtiyacım da olmadı zaten buna. Hep sizle doluydum. Hep sizle güçlüydüm. Ama siz teker teker yerlerinize çekildiniz. Kendi hayatlarınıza geçtiniz. Biz seni yalnız mı bıraktık anne? Olması gerekenden hiç fazlası değil. Çünkü hayatın kanunu bu. Sizin de artık evlatlarınız var. Hayat her yaşta paylaşılması gereken yüküyle geliyor. Biz her zaman senin o yüklerini paylaştık. Evet. Ama anneler evlatlarının yükünü alarak paylaşıyor. Kendi yükünü onlara taşıtarak değil ki. Anneler de yoruluyor. Sırtını dayamaya ihtiyaç duyuyor. Garip'le ben birbirimize bu gücü veriyoruz.
Biz hayat yoldaşıyız. Can yoldaşıyız. Yol arkadaşıyız. Ben artık aranızdan çekiliyorum anne. Yani bu duruma karşı değilim. Artık muhalefet etmeyeceğim. Bu şey demek değil ama yani hep beraber aynı evde yaşayalım. Yani birlikte olalım falan demek değil. Yok hiç öyle bir şey düşünmedik zaten. Ben çocuklarla konuşurum, onları ikna etmeye çalışırım.